Bildiğiniz gibi Antalya'nın doğası, turizmi ve özellikle gastronomisi de son dönemlerde gittikçe bir trend yakaladı. Ve insanlar özellikle betonlaşan şehir yaşamından çok kırsal kesimlerdeki alanlarda daha bir doğa ortamında vaktini geçirmek istiyor. Ve pikniğini, mangalını, kahvaltısını bir köy havası olan atmosferlerde paylaşmayı daha çok önemsiyor. Daha keyifli dakikalar geçiriyor. Antalya aslında çok yakın bir mesafede olan Çakırlar bölgesindeyiz ve Çakırlar bölgesi de piknik ve kahvaltı konusunda Antalya'nın başkenti diyebiliriz. Ve Zeytindalı kahvaltı merkezindeyiz. Çakırlar'dayız ve çok güzel bir sürprizle de karşılaştık. Sevinç Raşa hemşerimizle, ablamızla onun mekanındayız ve hem sofraya kadın elinin değmesi hem de içinde biraz Hatay atmosferinin olması da gastronomi konusunda ne kadar bir level atladığımızın da açıkça göstergesi. Efendim kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi Çakırlar'da insanlar Çakırlar'a neden gelmedi diyeceğiz ama Sevinç Raşa'yı da insanlar bir kısacık tanısın. Size ekrandan yakından takip eden insanlar da var. Neler söylersiniz? Sizden biraz bahsedelim. Sadece Çakırlar'a yani normal kahvaltı şeyinin formatını biraz değiştirdik. Hatay mezelerini ekledik. Bütün ürünlerimiz Hatay'dan geliyor. Yani bu lezzeti yakaladık. Müşterilerimiz çok memnun. Biz memnunuz. Güzel yani doğa. Bu kadar. Sevinç, Raşa neden Çakırlar'ı seçti işletmeci olarak? Ama köy ortamı, doğal hava, yani toprak, çiçek, kuş, böcek her şey var. Dağ havası, şehrin yani atmosferinden o sıkıcı, trafik yok. Bilmiyorum bütün insanlar da pazar günü zevkle gelip kahvaltılarını yapıyorlar yani. Daha çok kahvaltı tarzı mı hizmet? Tek kahvaltı. Tek kahvaltı. Bazlamamız, gözlememiz var her türlü. Kahvaltıda yapılabilecek yani yenilebilecek her şeyi müşterilerimize sunuyoruz. Çakırlar'da özellikle serpme kahvaltı mı meşhur olan? Evet, bazlaması, gözlemesi çok meşhur. Biz buraya sadece bir tane bir ek yaptık Hatay usulü. Gözlemelerimiz var ve çok tuttu ve özellikle son bir aydır beri gelen müşterilerimizin çoğunu Hatay gözleme istiyor. Hatay usulü diyelim. Ben Hatay gastronomisini çok iyi biliyorum. Yani en azından kendi bölgemiz olduğu için. Fark ne yani buraya yansıttığınız Hatay usulü derken? Ama şimdi Hatay şeydeki Çakırlar'daki diğer mekanlarda yani peynirleri bulabiliyorsunuz, reçelleri bulabiliyorsunuz ama Hatay zeytini, havhav zeytini biliyorsunuz, kekik salatamız, ezmemiz, közlenmiş biberimiz, tereyağımız Hatay'dan, ürünlerimiz, biber salçamız, zeytinyağımız. Sevinç abla ben şunu sormak istiyorum, samandağ biberi mi? Yok, hayır, közlenmiş. Közlenmiş. Çünkü Antalyalı çok acı yemiyor. Yemediği için tatlı. Yani normalde biz acı biberle Hataylı müşterilerimize yapıyoruz özellikle. Evet. Ezmemiz, zeytinlerimiz Hatay'ın özel zeytini, havhav zeytini. Kekik salatamız Hatay. Kekiklerimiz Hatay'dan geliyor yani. Evet. Çoğu ürünümüz oradan geliyor. Tereyağımız geliyor, peynirimiz geliyor. İnsanlar acıyı neden seviyor biliyor musunuz sevgili seyirciler? Aslında Sevinç Hanım da bilir. Hatay'da meşhur samandağ kırmızı biberleri vardır. Özellikle çok acı ve son derecede diyet yapmak isteyenler için, kilolu insanlar için de çok kilo verdirmeye elverişli bir biber olduğunu buradan belirtelim. Arkadaşlarımız buranın çok güzel bir gastronomisine çok büyük bir katkı sağlamışlar Çakırlar'ın. Evet, mesela bir tuzlu yoğurt, sözünü kestim, tuzlu yoğurt kavurmamız. Bu hiçbir şeyde yoktu yani kahvaltı evinde yok. Tuzlu yoğurt biliyorsun Hatay'dan geliyor. Özel kaynatılmış, tuzla kaynatılmış bir yoğurt. Biz burayı baharatlarla, soğanla, Hatay zeytinyağısıyla yine. Bakın yine yeşil zeytinimiz Hatay'dan geliyor. Çok ufak, havhalı denilir. Belirli köylerde olur. Çok lezzetli ve dayandıramıyoruz. Sürekli insanlar bazen böyle bitiyor, biraz büyüğü geliyor. Hemen insanlar ya o günkü zeytin nerede diyorlar.
Yani değişiklik yaradı. Şimdi müşteri kapasitemiz var yani. Hatay'ın narı meşhur. Evet. Yani nar ekşimiz nar ekşisi. De oradan geliyor. Yani nar ekşisi zaten şifa niyetine bir damlası kocaman bir salatıya veya yiyebiliyorsanız buradaki gibi tamamen hormonlu ve nar ekşisi tadında olup da ama nar ekşisiyle alakası olmayan bir ürün çeşidi değil. Bunun çok önemli yansımasıların da Çakırlar'da özellikle Sevinç Hanım'ın mekanına Hatay mutfağını da kısmi olarak girmiş olması Hatay'ın lezzetlerini de biraz daha burada insanların tanımasına fırsat vermiş. Zeytinyağı tamamen organik. Biz reçellerimizi kendimiz yapıyoruz. Bakın bunlar reçeli, da el yapımı. Şimdi getirirler, ayva reçeli var. Bunların var. Hepsini biz yap. Ama bir tek sorun yaşamamızın sebebi mevsim olarak. Mesela bundan önce portakal reçeli veriyordu. Evet. Şimdi turunç, kiraz reçelimiz var. Sevinç Hanım, ben şunu merak ediyorum. Buyurun. İnsanlar bunun ekonomik durumunu da merak ediyordur. En azından izleyen insanlarımız. Sizin mekanda atıyorum bir kişi başı serpme kahvaltı ne kadar fiyata veriyorsunuz? Şimdi şöyle, bizde kişi başı olarak yok Bahattin Bey. Ben şunu belirteyim özellikle. Mesela biz bir aydır beri bizim maliyetimiz, ki bunu herkes de bilir, çok yükseldi. Yükselme sebebi domatesin, soğanın, patatesin. Sebzenin biraz... Korkunç derecede pahalı oluşu, maydanozun, salatalığın. Düşünebiliyor musunuz? Belki çok yanlış bir ifade olacak ama bunu herkes de bilir. 15 liradan biberi aldık biz. Düşünebiliyor musunuz? Yeşil evet. Biberi. Haliyle bu da yansıyor şeyleri. Ama bizim kahvaltımız normalde 3 kişilik bir aileye bir serpme kahvaltımız yetiyor. Yumurtamız var içinde, şey var, tuzlu yoğurt kavurmamız, ekmekle. Tabii ki yanında bazlama, gözleme, onlar ekstraya giriyor. Yani iyi bir müşteri şeyi yakaladık. Hiç pazar günleri rezervasyonsuz çalışmıyoruz hafta sonları. Yani gelmiyor çünkü yer kalmıyor. 3 kişilik bir serpme kahvaltı fiyatı ne kadar şu anda? Yani şu an 70 lira. Bilmiyorum daha. Ya tabii ekstralar. Yani şöyle fiyatlar... diyeyim. Bir ailenin 3 kişilik bir aile geldiği vakit bazlamasıyla, gözlemesiyle, işte portakal suyuyla. Biz çaya falan ayrı para almıyoruz. Şey yapıyor yani. Bu önemli 100 küsür, yani. 120, 130 falan. O da sizin yemenize bağlı. Yani 2 tane gözleme yersiniz, 3 tane yersiniz. O size bağlı bir şey. Ama normalde şu kahvaltı 3 kişilik bir aileyi doyuruyor yani. Evet. 1,5 alıyorsunuz. Yani 1,5 deyince bunların yanında ekler oluyor. Bu şu anda size, gördüğümüz manzara bir kişilik bir serpme kahvaltısı. Evet. Gerçekten de 3 kişi rahatlıkla doyabilir. Çünkü yanında bazlama yeniliyor, gözleme falan. Şey yapıyor yani, yetiyor. Yani gözleme ve bazlama fiyatlarınız ne kadar? Onları çok bilmiyorum şu an. Yani, ben söylemeyeyim. Kasa işiyle hiç ilgilenmiyorum ama 120-130 falan 3 kişilik bir aile. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi ben Çakırlar'da da veya başka mekanlarda da serpme kahvaltı diye adlandırılarak orada Sevinç Hanım'la diğer noktalardaki birçok alandaki gördüklerimi söylemek gerekirse genelde maliyet veya fiyat kişi başı hesaplanıyor birçok alanlarda. Yok, bizde öyle bir şey yok. Burada bir 3 kişiye 70 TL bir serpme kahvaltı verilmesi gerçekten çok ekonomik buldum. Yani insanlar öyle tabii ki şikayet edenler de olabiliyor. Çok ucuz bulanlar da olabiliyor. Çok ekonomik buldum. Ben bunu belirtmek istiyorum. Evet. 3 kişinin rahat duyabileceği bir mekanda üstelik içinde Hatay mutfağının da yer aldığı bir serpme kahvaltını fiyat olarak çok ekonomik buldum. Ben Sevinç Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Verdiği güzel bilgilerden dolayı. İşlerinde başarılar. Siz yakaladınız bizi yani. Benim için çok sürpriz oldu. Güzel bir sürpriz oldu. Sevinç Hanım'la tamamen tesadüf bu alanda karşılaşmış olmaktan dolayı da son derece mutluyum.